Aklım bizimkilerde. Nasıl geçecek mahkeme acaba? Vallahi dayım sempatik adamdır. Hakimler kıyamaz ona. Ama kıl kuyruğu bilmem. O biraz gıcık bir tip. Sen neye bakıyorsun o bilgisayarda? Bizim okul gazetesinin sayfa düzeni. Mutfaktan meyve alacağım. Sen bir şey ister misin? Yok sağ ol. Ulan haberiniz de yalan. Futbolunuzu da. Nasıl, beğendin mi gazeteyi? Oğlum aklıma müthiş bir fikir geldi be. Bizim semte bir tane gazete çıkarsam, mahallenin sesi diye. Acayip satar. Herkes alır oğlum. Kahvedekiler, tanıdıklar, hepsi. Aldılar, ne olacak? Ne mi olacak? Yani ne işe yarayacak? Oğlum eğleneceğiz, para kazanacağız. Artık para kazanma derdin yok ki. Oğlum o işin kraması ya. Sen anlat bakalım, sen nasıl eğleniyorsun? İşte arkadaşlarla konsol oynuyoruz. Öğlenme parka falan gidiyoruz, öyle. Yani başkaları senin nasıl eğleneceğine karar veriyor ve sen de gidip bu eğlenceyi satın alıyorsun, öyle mi? Hiç böyle düşünmemiştim. Bak kardeşim, bizim mahallede kendi eğlenceni kendin yaratırsın. Tamam mı? Kendin bulursun eğlenceni. Nasıl biliyor musun? Bak anlatayım. Cebine giren 3 kuruş para sadece senin karnını doyurmaya yeter. Eğlenmeye lüksün kalmaz. Hiç eğlenecek lüksün yoktur. Ben şimdi kurtuldum. Buradayım. Tuzum kuru. Ama eski arkadaşlarım, onların eğlenmeye ihtiyacı var. Şimdi söyle bakalım. Benimle misin, değil misin? Sonuna kadar seninleyim. İşte bu. Arado'ya çıktın mı? Süper, ikisini de bırakmışlar. İşte bu be, helal dayı. Evet arkadaşlar. Gazetenin adını oylamaya sunuyorum. Ben bizim gazete diyorum. Kabul edenler el kaldırsın. İyi güzel, kabul edilmiştir. Aa, olmadı ama Memo. Böyle oylama mı olur? Hocam onlar tamam dediler, biz de kabul ettik. Neyse, yarım saat sonra burada ders başlayacak. Acele edin. Çido, sen bizim magazin muhabirimizsin, tamam mı? Böyle bütün dedikodular sende. Özellikle şu Karadolu Limanı yakın takip alıyorsun. Şöyle mahallenin şıkları, rüküşleri, anladın? O iş kolay, bizim mahalledeki herkes rüküş. Ağır ol, benim annem değil. Benimki de değil. Benimki de. Benimki de. Benimki de. Ya tamam, bizim annelerimiz değil. Ama başkalarının anneleri rüküş. Sen bunları yazarsın, tamam mı? Müste. Buyur patron. Sen bizim polis muhabirimizsin, tamam mı? Mahalledeki asayiş sorunlarına sen bakıyorsun. Bekçi Hamdi ile yakın temastasın, tamam mı? Bedir. Dinlemede. Sen de bizim gurme yazarımızsın. Bütün lokantaları, restoranları, sokak sıcaklarını falan hepsine sen bakıyorsun. Zevkli. Herif sabaha karşı gelmiş eve. Ama nasıl? Leş gibi parfüm kokuyor. Hangi pavyonda sabahladıysa artık kör olasıca. Benimki yapsa var ya, vallahi paralar. Seninkini de yapacak hal mi var Allah aşkına? Kız öyle deme. Geçen sene bir eczacı karı vardı. Bizimki 2 günde bir eczanede. Nereye Şeref? İlacım bitti Ayşe. Ayol, bir kutuda 50 tane ilaç var. Nasıl biter 2 günde bir türlü anlamıyorum. Sonra bir de gidip baktım ki ne göreyim. Oho! Eczacı karı prostat mrostat dinlememiş vallahi. Ay gelmesene kız. Nasıl olmuş, beğendin mi? Güzel ama sunumu biraz az olmuş. Hadi eyvallah. Parayı vermedin. Ya Hilmi abi dedim ya, gazeteye çıkaracağım seni. Reklamın olacak, reklamın.